Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, hey. İsmim Tuana, soyadım İşal, 7. sınıfa gidiyorum. 12,5 yaşındayım. Hobilerim arasında şarkı söylemek, yan flüt çalmak ve bazen de spor yapmak var. Kendimi bir kelimeyle tanıtacak olsam çok yönlü bir kişilik olarak tanıtırdım. Aynı anda hem şarkı söyleyip hem de resme karşı ilgi duymak, hem sanatsal şeyler yaparken bazen derslerime de önem vermek, bunları yaparak kendimi çok yönlü bir kişilik olarak tanıtıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul çok metropol bir şehir olduğu için doğal yerleri görmek çok zor oluyor. Beni de bu çok üzüyor açıkçası. Genellikle TRT Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'na gidiyorum. Oradan yeni mezun oldum. Bilimsel alanda çalışmalar yapmayı çok seviyorum. Doktor olmak istiyorum. Bunu yapmak için de çok fazla çalışmam gerektiğini biliyorum. Çekirdek aileyiz. Bir tane kardeşim, babam kasap, annem ev hanımı. Açıkçası ailemle çok iyi anlaşıyorum. Genellikle 5 günde hem okul hem dershane ve spor, sanatsal faaliyetlerde gösterdiğim için ilgiyi ailemle pek vakit geçiremiyoruz. Beraber olduğumuz sürece AVM'lere gidiyoruz, beraber kahvaltılar yapıyoruz. Kardeşim anaokula gidiyor. Bazen kavga etsek de onu çok seviyorum. Gün nasıl geçiyor? Çok güzel. Öğretmen sana bir şey dedi mi? Evet. Eğitimde nasıldı günün? Çok güzel. Ödevler vermişler sana. Yapalım mı bunları? Evet. Okul olduğu için genellikle çok gidemiyorum ama 3 ay tatilde bazen tek başına kaldığı zaman ona poşet açma, örneğin onun paraları alma gibi böyle bazı işlerde, yani yapabileceğim işlerde ona karşı yardım ediyorum ne kadar elimden iş gelebilirse. Enerjisi bitmeyen ama sürekli öğrenmeye dayalı, kendini geliştiren bir kız. İlerisi için hedefleri olan bir insan. En çok istediği doktorluk. Ayrıyeten müzik konusunda da yan bir çalışma olarak kendini geliştiriyor sürekli. Kızımın öğrenme isteği hiç bitmiyor. O kadar çok her şeyde, yani ne verirlerse, bir de hangi işi verirlerse versin layıkıyla ve en iyi şekilde yapıyor benim kızım. Aşırı, yani aşırı da sosyal bir çocuk. Yani öğretmenler tarafından da aşırı yani başarılı olduğu söyleniyor her zaman. Anaokula başladığı günden itibaren yani her zaman çok övgü dolu sözler duyduk kızımla ilgili. Bu da gurur verici bir şey. Aslında çok duyarlı, çok duygusal bir çocuktur ama kızar. Bazen ani çıkışları olur ama yufka yürekliği de vardır. Hemen konuşur, hemen affeder, pişman olur. Çok akıllı ve hedefleri çok güzel, yani çok yükselmek istiyor. Hedefleri belli, kendisini hani hedeflerini belirlemiş, olduğu hedefleri belli yani nereye kadar olacağı. Ama dediğim gibi hiçbir saygısızlığını görmedim. Pırlanta gibi kız evladı. Bir kızım var, iki tane kızım var diyeyim yani size. Okuma hırsı çok var. Çok şey, hani meslek edinmek istiyor, onu araştırmak istiyor, bunu araştırmak istiyor. Dürüst yani, kesinlikle bir yalancılığı yok. Arkadaşım öğretmenlere ve arkadaşlarına karşı çok saygılı. Gerçekten notları olsun, davranışları olsun, bütün öğretmenleri, bütün herkesi etkileyen birisi. Onunla tanıştığıma çok memnunum. Gerçekten hiçbir olumsuz yönünü görmedim. Nasıl çiçekler? Renk çiçekler. Yaşlı adam merdivenlere ağır çıktı. Nasıl çıktı? Ağır çıktı. Annem yemek masasını ileri etti. Nereye itti? İleri itti. Aç çorbaya tuzu fazla atmış. Ne kadar atmış? Fazla atmış.
burada ama renk renk çiçekler yetiştirmek o yüzden cevabımız alalım. Hayallerim benim aslında tekrar dediğim gibi hem yan flütle müziksel alanda çalışmalar yaparak hem de doktor olmak. Doktorluk için çok fazla çalışmam gerektiğini biliyorum. O yüzden her gün sorular çözüyorum. Kendime ne gibi şeyler katabilirim ona karşı çalışıyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum ve çok saygın bir meslek olduğunu biliyorum. Bana yakışacağını biliyorum. Şu an bir şey değil ama dahiliye ya da cerrahlık olarak birbirlerine pek uyuşmasalar da o tarz mesleklerle ilgilenmek istiyorum. Genellikle çoğu kişi doktor olabiliyor. Mesela böyle kana karşı böyle ameliyata karşı herkes böyle bir geri adım atabiliyor. Ben de bunları yapmak istiyorum böyle. Diğer doktorların yapamadığı şeyleri. İnsanlık açısından güzel şeyler yapmak istiyorum ben. O yüzden cerrahlık. Bence sadece doktor değil, istediği her şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Doktorluk yakışır, doktorluğu ben de beğeniyorum. Ben bir tek bir kişilik gibi olmak istemiyorum böyle. Herkesin birleşimi olarak, örneğin bir sanatsal bir sanat alanında ilgilenen bir kişiyi de almak istiyorum. Doktor olan birinin de, sporcu olan birinin de, hepsinin birleşimi mesela örneğin ben... O tarz bir şey yapmak istiyorum. Mesela bunları doktorluk hani her zaman olabilecek bir şey. Bazı devriyeler oluyor bildiğiniz gibi. Onları kısaltabilir. Mesela ikisine de eşit bir şekilde vakit ayıramam ama ben müziği hobi olarak yapmak istiyorum. Asıl bir meslek olarak doktorluk. Hobi olarak örneğin bazı yerlere, konferanslara çıkıp yan flütümü çalabilir ve şarkı, türkü okuyabilirim. İlgilendiği hobileri gerçekten kendisine yakışır hobiler, kendisini ilgilendiren hobiler. Sesini çok beğeniyorum, sesini de özendiğim söylenebilir. En çok ben aslında çok tek bir kişinin şarkılarını okumayı istemiyorum böyle her yöreden. Erzurum türküsü olarak Bahçede Yeşil Çınar'ı okuyorum, Diyarbakır. Aşık Veysel türküleri okuyorum. Bahçede yeşil çınar, boyum boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmediğin alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmediğin alem duyar. Aman gülüm, yarına nay topkâh küllüm. Na na hay na na esmer yârim yar. Na na hay na na hay na na kendi canımsın na na. Mesela doktorlar kendilerinin mesela kendini rahatlatabilecek bir şeyleri, bazıları türküyle rahatlar, bazıları müzik dinleyerek. O yüzden insanları mesela yan flütün sesi hem çok rahatlatan bir ses olduğu için hem de kendisi de onlara bunu önerirdim. Yani sadece mesela benim belim çok ağrıyor diyelim. Onu düşünmek yerine kendisini yan flüde verebilir, gitara verebilir, bağlamaya verebilir. Hastalığını unutabilir insan mesela doktor olduğu sürece. Ben mesela bir örneğin bir sınavdan düşük aldım diyelim. Onlar da mesela kendimi yan flüde şey yapabilirim. Hem kendimi daha da çok avutabilirim diyerek hem de yan flüt çalarım onu kendimi rahatlatarak. İsmail Hakkı Bey tarafından
ben beslen biliyorum. 1865-1927 yıllarında doğup ölüm yaşama o sürelerde geçmiş. Camilerde çok fazla böyle sesi keşfedilmiş orada güzelliği. Orada muallimmiş galiba bildiğimde kadarıyla. Ben aslında kitaplara çok aşık olan biriyim. Kitap okumayı çok fazla seviyorum. Onlarla ilgileniyorum. Bu aralar yeni enstrümanlara da mesela gitar çalmaya çalışıyorum. Sporla da bir ilgim var. Örneğin geçen sene yüzme sporuyla ilgilenmiştim. Kitap, dünya klasikleri ve bilim kurgu tarzı kitapları çok fazla severim. Bir yazarın dediği gibi kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır benim için de aynı. Ben o yüzden kitap okumayı çok severim. Sıkıldığım zamanlarda, beni üzen bir şey olduğunda kitap okurum. En son okuduğum kitap Sabahattin Ali'nin şiirleriydi sanırım. Ben bu aralar yeni şiir okumaya da başladım. Sabahattin Ali'yi de çok fazla hoşlandığım bir yazardı. Şiirle aram ben yeni yeni şiir okumaya başladım. Normal kitaplar çok okuyorum ama şiiri de bu aralar okumayı seviyorum. Özdemir Asaf'ın şiiri vardı. Biri gelir sorarsa, sana beni sorarsa, gitti der misin, gittiğimi söyler misin? Geliyorum ben sana, benimle gelir misin? Ben aslında böyle tek tük bir insan olmak yerine böyle her şeyden kendime katmak istiyorum. Örneğin müzikle ilgilenmek, sporla. Buna da tabii vakit bulmak zor oluyor. Hem derslerde şu an önemli bir zamandayız. Bir sene sonra sınava gireceğim için. Elimden geldiğince farklı şeylere vakit ayırmaya çalışıyorum. Öyle sadece dersini yapıp okuldan eve gitmek yerine örneğin yüzme olsun, gitar olsun, yan flüt olsun kendimi farklı şeylerle de kanıtlamak istiyorum. Tek bir insan olmasınlar. Örneğin spor faaliyetlerine ya da sanatsal faaliyetlere yönelsinler ki kendilerini keşfetsinler. Çünkü her insan içinde illa bir yetenek vardır. Biri güzel şiir söyler, biri güzel bağlama çalar. Kendi için içlerindeki şeyleri keşfetsinler yetenekleri. Şu an açıkçası bu aralar çok fazla bildiğimiz gibi sınavlarımız var ve ben şu an kitap okumak istiyorum. Örneğin yan flütüme devam etmek istiyorum. Uzun bir süredir çalmamıştım. Onları devam etmek istiyorum. Yeni bir işi olarak masa tenisi çalışmaya başladım. Onu yapmak istiyorum. Ben televizyona çıkmıştım bir kere ama türkü okumuştum Bahçede İş Çınar türküsünü. Daha sonra okullarımızda olan konferans salonunda yan flüt çalıyorum ya da şiir okuyorum. Müzikte Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'na gittiğimi söylemiştim. Orada televizyona, radyolara çıkıp türkü okumuşluğum var. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. O gençliğe müzik konusundaki yetenekleri son derece iyi. Yan flüt enstrüman çalması, türkü söylemesi, ayrıyeten Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'ndaki türküleri bizleri son derece gururlandırıyor. Müzik konusunda kabiliyetli bir yönü var. Benim için arkadaşlık görünüşle hiçbir ilgisi yok. Önemli olan benim için sır tutması. Güvenilir olması, çok fazla kavga etsek de birbirimize sadık olmamızı, yani biraz benim gibi olmasını isterdim, böyle birbirimize farklı şeyler. Mesela o çok iyi spor yapıyorsa ben de iyi müzik yapayım ki birbirimize bilgi alışverişinde bulunabileceğim bir arkadaş isterdim. Ne gibi sırları? Aslında böyle arkadaşımın ailevi bir sorunu olabilir kimseye söylemek istemediği. Bunu belki bana söyler ve ben onu tutarım, yani kimseye de vermek istemem. Çünkü onun bir özeli, yani insanların özel durumlarına girilmemesi gerek. Bir insanın özel durumuna girilirse o psikolojik bir soruna girebilir. Örneğin mesela benim bir arkadaşım vardır. O özel hayatın gizliliğiyle ilgili bir şeydir. Çünkü bu şu an bildiğimiz gibi sosyal medya çok var. Orada özel hayatını paylaşabiliyor bazı insanlar.
Tavsiyem olarak özel hayatlarınızı paylaşmayın. Çünkü o size ait bir şey. İleride size büyük sıkıntılar çıkarabilir. Bunu yani kendilerine sır olarak çok güvendikleri arkadaşları varsa onlara dertlerini yanabilirler diye düşünüyorum. Sosyal medya aslında az bir şekilde kullanıldığında dışarıdan bilgi almamızı sağlıyor, daha sonra kamuoyu oluşturuyor. Ama bunun aşırılığa kaçtığında mesela konumunu atanlar var. Ben onunla ilgili bir sunum izlemiştim hatta. Konumlarını paylaşıyorlar, bir şeylerini paylaşıyorlar mesela fotoğraflarını tamamen açık bir şekilde. Aslında fotoğraflarımızda tanımadık. ...larımızın görmemesi gerek. Bazı sosyal medya hesaplarında şöyle şeyler oluyor. Kapıyorlar örneğin kendilerini. Öyle şeyler olabilir. Örneğin fotoğraflarını sadece arkadaşlarının görmesini sağlayabildiklerinden yanı sıra... ...böyle eğer çok fazla açarlarsa kendi fotoğraflarını başkaları kullanarak... ...beni kendi gibi gösterebilirler. Örneğin yaşlı, yani mesela bizim kadar yaşımızı gösterip daha büyük insanlar bizimle konuşmaya çalışabilirler. Bu televizyonlarda da çok fazla oluyor. Aslında teknolojiyle geçen vakitler tamamen boştur. Bize hiçbir şekilde bir şey katmıyor. Bilgisayarla geçireceğimiz bir saat yerine 50 ya da 100 soru çözsek sınavlarımızdan 10 ya da 20 puan daha fazla alabiliriz. Ben eskiden mesela küçük yaşlarımda daha fazla kullanıyordum. En aza indirmeye zaten sınavlar olduğu zaman hiçbir şekilde bilgisayar, telefon, tablet gibi bir şeye girmemeye çalışıyorum. Onun yerine kendilerini benim yaptığım gibi sanatsal şeylere verebilirler. Hem kendilerine daha fazla şey katmış olurlar hem de vakitleri boşa gitmez. Her günlerini dolu dolu geçirmeye çalışsınlar. Çünkü benim yaşımda olan kişiler ya da benden bir yaş büyük olan kişiler bir sınav bekliyor. Liseye gidecekler, üniversiteye gidecekler. O yüzden bunları yapmak amacıyla bilgisayarla boş vakit geçirmemelerini tavsiye ediyorum. Beni en kızdıran şey açıkçası benim sırlarımın paylaşılması benim hiç hoşuma gitmez. Daha sonra benimle dalga geçmeleri hiçbir şekilde hoşuma gitmez. Daha şeylere inebileceksek. Mesela beni dışlanmam hiç hoşuma gitmez benim aslında. Mesela herkes eşittir. Örneğin ben gözlük takıyorsam benim hiçbir farkım olmaz onlardan. Diş teli takıyorsam hiçbir farkım olmaz. Yani insanların dışlamaları beni çok fazla sinir eder açıkçası. Her şeyden yani çok seviyorum ben babamı. Babalar bizi korur, bize güven verir. Ben mesela kötü bir zamanım olduğunda babama giderim. Mesela annemin o zamanları pek şey olmayabilir. Genellikle ev işleriyle ilgileniyor. Babam da işte oluyor. Ben babama mesela çok fazla güvenirim. O benim için beni evden okula götürür. Onunla beraber vakit geçiririz. Beraber güler ya da beraber ağlarız. Ben babama o konuda çok fazla güveniyorum ve çok seviyorum babamı. Hani derler ya böyle gölgesi bile yeter gibi çınar ağacın. O anda benzetiyorum babama. Benim için anne şefkat demektir aslında. Bizimle çok fazla ben okulda olduğum için ailemle vakit geçiremesem de babamdan daha çok annemi görüyorum. Hani onunla genellikle her şeyimi paylaşıyorum. Mesela sınav olduğunda direkt babamı aramak yerine anne şu sınavdan şunu aldım. Mesela beraber seviniyoruz annemle. Onunla ev işlerinde pek yardım edemesen de elimden geldiğince yapmaya gayret etmeye çalışıyorum. Bizim akşamları mesela çok fazla vakit ayıramıyoruz ya birbirimize. Dershaneydi, hani hafta sonları da masa tenisi falan. En çok sevdiğimiz hafta sonları böyle pazar günü eşim, ben, oğlumu da alıyorum. 5 yaşında bir oğlum da var. Kızım bize türkü söylüyor. Bizim çok güzel bir şey bizim için. Yani çok hoşumuza gidiyor. Bize türkü söylüyor. Çok hoşumuza gidiyor. Güzelliğin on par etmez. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa
Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. İkisinin de benim için ayrı yönleri var. Mesela annemle konuşabileceğim konuları babamla konuşmam. Babamla konuşabileceğim konuları annemle konuşmam. Örneğin temizlik, ev işleriyle annem ilgilenirken babam benim daha çok okulla, dershaneyle, bu sanatsal yönlerimle ilgilen babam olur. Yani ikisini de sevgi ayrımı yapmıyorum. Dersler hakkında konuşuyoruz babamla. Okula gittiğimde genellikle benim derslerim çok iyidir. Arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Derslerde mesela anlamadığım konuları soruyorum. Benimle eşit olan arkadaşlarım var. Onlarla sohbet ediyorum. Bir de zaten eve geliyorum. 3-4 saat içerisinde yan flütümü çalışıyorum. Ödevlerim varsa onları yapıyorum. Daha sonra öğretmenimiz eğer bedenle ilgili bir ödev verdiyse masa tenisi çalışıyoruz. Onu yapıyorum. Onları yaptıktan sonra da 4'ten sonra dershaneye gidiyorum. Sonra 7'de geldiğim için televizyon ya da daha böyle teknoloji aletlerle, o tarz şeylerle ilgileniyorum. Sana kesme ödevleri vermiş, öğretmen söyledi. Aa. Onları seninle yaparız. Ben de biliyor musun, sınavdan 100 aldım. Hı. Öğretmen senin çok akıllı olduğunu söyledi bana. Çanakkale İçinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. 18 Mart Çanakkale şehitleri için yapıldı. Bu çok fazla kişi öldü o savaşta. Kahramanlar yurdunu yaşatmak için can verdi. Benim yaşımda olan erkek çocukların bile savaşa gittiğini hatırlıyorum o zaman. Mezun verilmemiş o gün. Çünkü herkes, o bütün oraya giden çocuklar şehit edilmiş orada, ölmüş ve hiçbir şekilde mezun çıkmamış. Bahçada yeşil çınar, boyun boyuna uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedin alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedin alem duyar. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun.
rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Keçi kutuyorum ben. Onlara yem veriyorum. Bazen buralarda otlatıyorum işte, yeşillik şey ediyorum. Bazen oyun oynuyorum burada mesela. Yakar top oynuyoruz. Bazen körebe oynuyoruz burada. Geçilerin başını tutar, ninesinden sağar. İnekleri uyan büyük baş hayvan var. Onların altlarını temizler. Evde oğlaklar var, bazen onlarla oynar, onlarla oyuncak eder. Arkadaşlarımla, çocuk ne edecek? Mesela zalata yapar, ben yemek hazırlarsam o zalatamı yapar. Yoğurdumu, şeyi koyar, hazırlar Zini'ye. Annesine de yardım eder, ekmek etmeye yardım eder, yemek fırmaya yardım eder, bulaşık yıkamaya, çay pişirmeye yardım, hepsini yapar. Samanla yemine yani yardımcılığı olur bana. Akşamına evime gelir, sabahıyla geçirir okula gidesiye kadar. Beni, bana yardımcı. Dedem kaval çalıyor ya bazen, onu seviyorum yani. Güzel çalıyor yani yine dedem. Mesela hani kavalı. Ama ben dedemden yani güzel çalamıyorum mesela. Mesela babamda indi kalp var, tansiyon var. Yani devamlı hap kullanıyor ama bunlara başka bir çare bulabilir miyiz diye. O çocuk onu koymuş kafasına. Kızım doktor tercih ediyor, doktor olmayı. Hastamaya şey yapayım diye tutturabilirse inşallah. Vatandaşıma yardım etmek isterim. Hastalar olduğunda onlara yardım etmek isterim. Dertlerine deva olmak isterim. İnşallah tuttur yani şu an biraz zor da. Doktor olmak istiyorum ama tabii onu da çok çalışıp çok okuması lazım. Baba evin bir yarısı demektir yani benim için. Köyde yaşamak bence güzel bir şey yani. Annemgilden, babamgilden ayrı kalamıyorum. Hatice iyi bir kız, 2006'da doğdu, ondan işte bebekliği biraz sorunlu geçti, bazı bir bronşite yakalandı, bir iki sene onun şeyiyle uğraştık, ondan sonra okula başladı, 3 sene okulda, köyümüzde okudu, daha sonra işte Senir'e, Cumhuriyet Lisesi okuluna, Cumhuriyet Lisesi'ne gitti. Orada okuyor. Şu anda orada okuyor. Köye gelince her işi yapmaya çalışıyor. Elinden geldiğince her işte yapmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyor. Bazı şeyleri yapamadıklarında dararıyor. Burada yaşamakta mutlu. Niye mutlu? Temiz havada yaşıyorum baba diyor. Şehirde ben yapamam diyor. Kızım yarın ileride sen okumaya gideceksin diyor. Doktor olacağım diyorsun diyor. Şehirde nasıl yaşayacaksın o zaman diyor. Bilmiyorum baba diyor. Alışırım belki ortamına o zaman diyor. Biz de kızım şehir doktor olacaksan şehirde yaşamaya alışacaksın diyor. Buna alışacağım. Alışacağım baba o zaman elimden geliyor. Ama ilk şeyde siz de yanında gidersiniz diyor. Biz de elimizden geldiğince şey yapmaya çalışıyoruz. Ha,
Köyümü seviyorum. Köyüm iyi mesela. İstediğim her şeyi yapabiliyorum, bulabiliyorum mesela. Genellikle hayvancılık yapılıyor bu köyde. Bazı kişiler tarımla da uğraşabiliyor yani ama genellikle hayvancılıkla uğraşılıyor yani benim bildiğim. İneklerimiz var, işte keçilerimiz var, tamam iki tane hayvanımız var zaten. İnekleri işte salıyorum suya mesela, bazen onlara yemek şeyini veriyorum, yemeğini. Keçilere de işte baban bakıyorum hani yemini veriyorum. İşte suyunu veriyorum, şeyini veriyorum, gütmeye götürüyorum. Dikkat etmem gerekenler var mesela hani bazı ziyan yerlere götürmemem gerekiyor. Komşularımızın gülünü yediği için kötü bir şey olabilir mesela. Hani ziyan şeyi yiyebilir gülü mesela. O yüzden ziyan yere götürmüyorum. Dikkat etmem gerekir bu şeye. Şu anda size ekmek yapıyorum. Önce yoğuruyoruz hamuru. Ondan sonra onu tekerleyip açıyoruz. Sonra fırında pişiriyoruz. Yani haftada bir kez bunu yapıyoruz zaten. 3 hafta, 2 hafta yetiyor yani. Annesine de yardım eder, ekmeği etmeye yardım eder, yemek fırmaya yardım eder, bulaşık yıkamaya, çay pişirmeye yardım, hepsini yapar. Geçilerin başını tutar, ninesinden sağar. Evde oğlaklar var, bazen onlarla oynar, onlarla oyuncak eder. Arkadaşlarımla, çocuk ne edecek? Nasıl methetmeyim şöyle güzeli, dökülmüş kulunca saçıyor kızı. Gene geldi ilkbaharın ayları. Katarın başında göçüyor kızım. Ana varsa toprak kale durayım, geç Bozan dağından gitsin merayım. Sürelif'ten suni soğur yüreğim, orada nele sırtar geçiyor kızı. Hatice çok şirin bir çocuktur. Akşamına evime gelir, sabahıyla geçirir okula gidesiye kadar. Bana yardımcı. Babaannesi işte benden beraber, babaannesi ben. Koşamadığımız yeri, çeviremediğimiz yeri zarardan, ziyardan katmıyor, çeviriyor geçileri. Yardımcı oluyor. Geçimimizin önüne geliyor, bizimle barak geziyor. Gidiyoruz işte onlarla, çocuklarla, bahar maharın çok faydalar oluyor. Okuldan çıktılar mı bizi buluyorlar. Hey! Hey!
keçi güderken dedemin dediklerini yapıyorum mesela. Keçilerin önüne git diyor. Hani ben önüne gidiyorum. Yavaşlat diyor bazen. İşte onu yavaşlatıyorum. Dedem kaval çalıyor ya bazen. Onu seviyorum yani. Güzel çalıyor yani yine dedem. Mesela hani kavalı. Ama ben dedemden yani güzel çalamıyorum mesela. Dedemden öğrenmek istiyorum nasıl çaldığını, nasıl şey ettiğini. Ama ben öğrensem de yapamıyorum mesela kaval çalmayı. Dedem güzel çalıyor yani. Ben çalamıyorum. Hatice'nin büyüklerine mesela saygısını çok örnek şey alıyorum yani çok büyüklerine karşı saygısı. Hatice'nin ismini ben koydum. Babaannesinin ismi. Hatice peygamberimizin eşi. Başka isim de olurdu canım. Başka isim de koydum. Onu koymadık, onu koyduk yani. Bizim buralarda, bizim bu çevrelerde eşleri babaannesi, anneannesi, dedesi yani. Bunları koyuyoruz, eşleri bunları koyuyoruz. Hatice bize elinden geldiğince her konuda yardımcı olmak istiyor yani. Gücü yettiğince, elinden geldiğince her konuda yani mesela gül toplamaya gidiyoruz. Gül toplamada yardımcı oluyor. Kardeşine bakmada yardımcı oluyor. Yani kardeşinin her şeyiyle ilgileniyor sayılır yani. Hatice iyi bir kızım. Yani çalışkan, geldim yani derslerini yapar. Mesela zalata yapar, ben yemek hazırlarsam o zalatamı yapılır. Kızımın en güzel zalata yapar. Marul, yani domates öyle yani şey olarak. Tahtanın üstünde yani küçük küçük kıymaya çalışıyor. Özene özene yapar, koyar, hazırlar ziniye. Annesine ne konuda yardım ediyor? Annesine bazen ekmek ederken yardım ediyor. Mesela yemek, annesi yemek yaparken zalata yapıyor. Mesela evleri süpürüyor. Mesela bunlar da keçileri yemlerken, dala sarken yardım ediyor yani. Babaannesine sabahları keçileri sararken keçilerin başını tutuyor. Ondaki işte otlatmaya götürürken onlara yardım ediyor. Onların bir yanda onlar gidiyor, bir yanda o gidiyor. Kararımı verdim. Doktor olmak istiyorum. Vatanımdaki hasta kişileri iyileştirmek istiyorum. Yani köyüm, yani vatanımı kurtarmak istiyorum. Kızım çalış yani, bir şey olacak dedim. İster sunucu ol, ister doktor ol, ister sağlıkçı ol. Ol bir şey canım kızım, oku dedim ben çocuğum. Diyorum yani. Sağlıkçı olmak istiyor, öğretmen olmak istiyor, matematik öğretmeni falan olmak istiyor mesela. Doktor seçebilsem doktor diyordu. Beni diyor, geçiş çobanımı edeceksiniz diyor. Öyle diye eğleniyor işte, bizim boyuna dalga geçiyordu. Derslerine bakar, açar kitabını, oku, bizden bana akşam bakar dersine. Azıcık da akşamdan çıkınca bakıyor okuldan gelince. Ondaki boşalmadım, bizim evimize yetişiyor burada varın yönü. Ziyan ettirmeyeyim diye çabalıyor çocuk. Kızım doktor tercih ediyor, doktor olmayı. Hastaya şeye şey yapayım diye tutturabilirse inşallah. İnşallah tutturur yani, şu an biraz zor da. Mesela babamda şimdi kalp var, tansiyon var. Yani devamlı hap kullanıyor ama bunlara başka bir çare bulabilir miyiz diye. O çocuk onu koymuş kafasına. Büyük bir şeyi doktor olmak istiyor ama tabii onu da çok çalışıp çok okunması lazım ki bir de kazanıp kazanamaması şeyi var. Bence zor da ama kendini kurtaracak ufak bir zener sahibi olsa bana yeter.
kardeşi var, okula gidiyor birinci sınıfa. Ona yardımcı eder, Sabiha'nın saçını daramaya yardım eder babaannesinden, annesinden ona yardım eder. Onun defterlerini, kitaplarını, çantasını hazırlar. Kendi de hazırlarını, Sabiha kendi de okuda gidiyor. Kardeşine bakıyor, kardeşine şöyle bakıyor. Mesela sabah kardeşiyle beraber elinden tutup okula gidiyor. Akşamından kardeşinden sonra geldiği için kardeşi kendi geliyor. Gelince kardeşinin ödevlerine yardım ediyor. Kendi ödevlerini yapıyor. Kardeşiyle oyun oynuyor. Kardeşim bu sene birinci sınıfa başladı. Kendi ödevlerimi yaptıktan sonra onun ödevlerine yardım ediyorum. İşte annem aşağıda şey yapıyor, bana bunu söylüyor. Kardeşinin ödevlerine yardım et diyor. Onu anlat, yapsın bu diyor. Doğrularını kontrol et diyor. Ben de annemin dediklerini yapıyorum işte. Kardeşime yardım ediyorum. Evden aynı çıkıyoruz. Otobüs de aynı bizim bindiğimiz. İşte otobüse bindiriyorum, yerine oturtturuyorum. Okul, otobüsten indiğimizde de onu indiriyorum otobüsten, okula gidiyor, ben otobüse biniyorum yani. Üstünü giyindirmesine yardım ediyor. Beslenme çantasını koyuvuruyor onun. Birinci sınıfa gidiyor. Derslerini bazı mesela akşam unutuyoruz. Sabah yani ablası yapıvuruyor. Köyde sıkılıyor, arkadaş olmayıydınız. Benden büyük var, benim yaşadığımda yok, o yüzden sıkılıyor. O yüzden bazen iş yapıyorum, işe baktığımda canım can sıkıntısı geçiyor. Köyde yaşamak bence güzel bir şey yani. İstediğin şeyi yapabiliyorsun mesela. Hani şehirde bazen dışarı çıkamıyorsun, burada çıkıyorsun, temiz hava alıyorsun. Şehirde mesela o yok mesela. Yani. Yediğimiz şeyler mesela doğal. Orada yediğimiz şeyler marketten nasıl yapıldığını ya da nasıl şey olduğunu bilmiyoruz. Orada belki renklendirici katıyorlar şekerlere falan. Ama bu da bence kendin de yapabilirsin istediğin zaman, biliyorsan tarifini. Şimdi marketteki cipsilerin içine ne katıldığını bilmiyorsun mesela. Ama burada kendin yapsan daha güzel olur. Hiç yapmadım ama denemek istiyorum. Sevmediğim insan yok. Sevmediğim insan yok. Yani Allah'ın yarattığı her insan sevilmesi lazım. Hiç kimsenin yerinde olmak istemiyorum. Kendi halim bence daha iyi yani. Ben kendi halimi daha seviyorum. Kış şeyi daha çok mesela hani burada çiftçilik yaparken mesela keçileri, inekleri güderken daha zor oluyor. Mesela evden atlatmaya götürürken daha zor oluyor. Hem oraya varasıya üşüyorsun. Böyle şehirde de aynıdır ama şehirdekinden hani evden dışarı çıkmadığı için yani zor durumda kalmıyorlar. Yollar kapanıyor. Yani mesela okul günü yağdığında ben okula gidemiyoruz. Oradakiler geliyor. İşte o yüzden ders işliyorlar. Biz köyde olduğumuz için ders işleyemiyoruz ve konudan geri kalıyoruz. Anlamıyoruz. Bazen hocaya soruyorum, hocanın yanına gidip. Hocaya soruyorum, hocam bana bu konuyu anlatın diyorum. İşte hoca da anlatıyor. O zaman anlıyorum hani.
ki zahirden bir an olurlar, bir an olurlar. Arkışlı dağları, çamlı belleri, aşanlar şirine hayran olurlar. Arkışlı dağları, çamlı belleri, aşanlar şirine hayran olurlar. Bizim memleket, bizim memleket, ah canım canım, bizim memleket, bizim memleket. Ah canım cananım, bizim memleket. Başıboş kırlara salar tayını, elimden düşürmez oklayayını, oklayayını. Aklına gel zafer payını, memleket yolunda kurban olurlar. Aklına getirmez zafer payını, memleket yolunda kurban olurlar. Bizim memleket, bizim memleket, ah canım canarım, bizim memleket, bizim memleket, bizim memleket, ah canım canarım, bizim memleket. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.